Kobani'den sonra belki de en büyük başarısı aslında strateji olarak bakıldığında, genel olarak Suriye açısından bakıldığında belki Kobani'den de daha önemli. Çünkü benim için stratejik bir önemi var yani. Hem örgütün kendisine başka olarak kabul ettiği Rakka'yla çıkış noktası olarak düşündüğü Türkiye'yle bir arasında bir bağ. Şimdi böyle bir stratejik konumunu noktasını elinden kaybetmiş oluyor. Bu şu anlama geliyor pratik anlamda. Yani IŞİD'in artık dışarıya adam gönderme, dışarıdan eleman alma hattına büyük bir darbe vurulmuş oluyor. Bir Evet. de son dönemlerde Paris, Belçika ve Avrupa'daki saldırıları düşündüğümüzde bu saldırıları yapanların elemanların büyük çoğunluğu Mehmet üzerinden Avrupa'ya ulaşmış. Yani böyle de bir Avrupa kamuoyunun da ayrıca Amerikan ve Avrupa kamuoyunun da özel bir ilgisi var Mim için bu şekilde kontrol edilmesine. Yine siz de haberinizde belirttiniz yani ideolojik olarak IŞİD'in her ne kadar rakı öne çıksa da yani birçok eğitimini, silahı eğitim, ideolojik eğitim, birçok faaliyetini, arşiv saklama gibi birçok faaliyetini burada yaptığı görülüyor. O nedenle yani birçok aşamadan bakıldığında IŞİD'e büyük bir darbe vurulduğu görülüyor. Yani Amerikan seçimlerini de düşünürsek, Kasım ayında seçimler var malumunuz. Evet. Bu evet, bu yani demokratların çok arzu ettiği bir durumdu. Yani seçimler öncesinde böyle bir başarı. Bu tabii iç siyaseti de büyük etkileri olacak. Yani sonuçta Obama var gücüyle önümüzdeki 4 sene Beyaz Saray'a oturacak kişinin Hillary Clinton olmasını istiyor. Demokratların da yani Hillary Clinton'a da yani Hillary, aslında Amerikan kamuoyu Trump ve Hillary Clinton arasında yani iki tercih edilmenin aday arasında sıkışmış durumda. Bu biraz demokratların lehine önemli bir adım olacak. Yani dış siyasette Memiş gibi bir yerin işte YPG dinamosunda güçlerin ele geçirmesi, Suriye Demokrat Güçleri Memiş Askeri Konseyi ele geçirmesi, yani Amerika'nın destek verdiği, Amerika'nın müttefik olarak gördüğü güçlerin böyle stratejik bir kazanım elde etmesi hiç şüphesiz iç siyasete de yansıyacak. Bu demokratlar lehine büyük bir kazanım olacak. Onun da böyle bir yansıması da var. Evet. Yani şunu söylemek gerekirse Amerikan kamuoyu yakından takip ediyor, edecek. Bunun yankılarını çünkü halen resmi açıklama yok. Fiilen yani mesela ben kendim sabahtan beri Memiş'te yani ona yakın görüşme yaptım. Ama henüz resmi olarak bilgi gelmediği için biraz yansıması daha yeni yeni başlıyor. Yani o sıcaklık buraya yeni yeni yansıyor ama önümüzdeki günlerde, saatlerde hem Obama yönetimi temsilcilerinden hem belli başlı medyadan bu konuda çok sayıda haber göreceğiz. Yani bu konunun önemine vurgu yapan Amerikan siyasetinin işte doğru olduğunu, Amerika'nın desteklediği güçlerin ne kadar etkili olduğunun, Memiş gibi bir yerin anlayarak işi de küresel anlamda büyük bir darbenin vurgusu yapılacak. Evet. Ki zaten görünen de o yani. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Mutlu Bu Cemiroğlu, şunu da sormak istiyorum aslında. Evet, biraz sonra belki yani ya da yarın resmi açıklamalar yapılacak, resmi ağızlardan açıklamalar yapılacak. Belki ABD'li yöneticilerin de bu anlamda tepkileri ya da tutumları o zaman netleşmiş olacak ya da kamuoyuyla paylaşmış olacaklar resmi tutumlarını. Açıklamalarını. Bundan sonraki süreçte yani bu resmi açıklamaların yapıldığını varsayarak bunu soracağım. Bundan sonraki stratejisi nasıl olacak ABD'nin? Çünkü ABD şimdiye kadar ısrarla Münbiç Askeri Meclisi savaşlarının ya da Demokratik Suriye güçlerine desteğini sürdüreceğini her seferinde ısrarla üzerine basa basa söylemişti. Ortaklığımız sürecek açıklamaları sürekli tekrar ediliyordu ABD yönetimi tarafından. Bu başarıyla birlikte bundan sonra ABD'nin stratejisi nasıl olacak, nasıl geçecek? Çünkü önümüzde Şehbar, Rakka ve Cerablus gibi önemli noktalar var. YPG'nin ve Demokratik Suriye güçlerinin önünde daha bu noktalar var. evet. Yani bu Amerikan hükümetinin özellikle Pentagon endeksli siyasetin, çünkü Amerikan hükümetinin de bir yapı olarak düşünmemek lazım. Dış siyaseti sonuçta Dışişleri Bakanlığı yürütüyor ama Başkan Obama geçen yıl mailini Pentagon'dan yani Savunma Bakanlığı'ndan yana verdi. Savunma Bakanlığı ise çoktan beri yani YPG, daha önce YPG, şimdi Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmak istiyordu. Yani bu biraz Pentagon'un aldığı inisiyatif ve Obama'nın yani Beyaz Saray'ın da Pentagon'un savunmasıyla gelişen bir strateji. Çünkü bu Münbiç'e alınması Pentagon'un elinin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Yani sonuçta Kobani ile başlayan işte
Hall, Tilhamis Tilbarak ve devam eden, örneğin işte şimdi Münbiş'te daha yeni bir boyut, Tilabiyat, Grespi ve Münbiş'te daha yeni bir boyut kazanan ilişkinin çok daha perçinleşmesi demek. Bu bu ilişkinin sürmesini isteyenlerin elinin güçlenmesi anlamına geliyor. Bu da pratik anlamda desteğin devam etmesi, hava saldırı desteğin devam etmesi, yeni silahların sağlanması, çeşitli alanların eğitim imkanlarının sağlanması anlamına gelmekte. Çünkü yani bütün dünya kabul ediyor bunu. Alanda IŞİD'e karşı savaşan tek güç Kürtler. Bu Irak'ta ve Suriye'de olsun Kürtler. Yani Afrin'den tutalım Hanakale'ye kadar 2000 kilometrelik alanda Kürtler IŞİD'le savaşıyor. Eğer Kürtlerin bu katkısı olmasa bugün IŞİD tehlikesi dediğimiz tehlike çok çok daha derin boyutlarda olacaktır. O nedenle bu Münbiç'in özgürlüğü bu siyasetin devamını isteyenlere büyük bir destek, büyük bir moral anlamına geliyor. Bu siyasetin işte etnik temele dair siyaset Amerika'ya kaybettirir, Kürtlerden uzak durulsun diyen insanların da biraz susturması, onların da argümanlarını kaybetmesi anlamına gelecek. O nedenle yani siyasete yansıması bu tür bir yansıması da olacak ama benim gördüğüm, gözlemlediğim, buradaki kulislerden edindiğim bilgi yani yakın zamanda bu herhangi bir değişiklik olmayacağı, değişiklik olsa bile bu değişiklik olumlu anlamda yani Kürtler anlamında, Rojava anlamında olumlu anlamda bir değişik olacağı düşünüyorum. Peki Şapa ya da BAP olayına gelirse orada sanırım yeniden bir Suriye Demokrat güçleri ve Amerikalıların, Amerikan güçlerinin, koalisyonun, Fransızların, İngilizlerin yeniden oturup bir planlama yapması gerekecek. Sonuçta Münbiç önemli bir halka, çok çok önemli bir halka ama halkaların tamamı değil. Sonuçta Afrin kantonunda büyük bir nüfus yaşıyor ve bu insanlar 2 yıl aşkın süredir ambargo altında, sürekli saldırı altında. Nusra'nın her ne kadar ismini değiştirerek kendisini batıya daha değişik sunma çabasında bile olsa Nusra aynı zihniyet. Yani Nusra'nın varlığı devam etmekte, diğer grupların varlığı devam etmekte. O nedenle buradaki durum yani biraz yöneticilerin bunu görmesi lazım. Yani evet. Bu işte sınırlı kalmayıp devam etmeleri lazım. Özellikle Şeyhpa tarafına, Şeyhpa bölgesinde içine alarak Afrin'e ulaşılması konusunda. Çünkü bu Münbiç'in sonuçta etrafında halen Carablus'ta örneğin halen IŞİD'in kontrolünde. BAP kırsalında bir sürü köy halen IŞİD kontrolünde. Yani biraz bu aslında Kürtlerle koalisyonun özellikle ABD'nin yapacağı görüşmelere bağlı. Çünkü şunu da hatırlayalım yani. Aslında Amerikan yönetiminin bu Münbiç'ten ziyade Rakka'ya yönelikti. Bundan 3-4 ay öncesine bütün öncelik Rakka'ydı. Burada biraz Kürtlerin askeri diplomasisi yönetimi ikna etti. Yani Münbiç'in daha statik açıdan daha kazanım olacağı konusunda sonuçta Kürtler askeri diplomasisi etkili. Bu konuda tekrar bu diplomasiyi kullanıp operasyonun devam etmesi konusunda etkileyici rol oynayabilirler. Çünkü yani Amerikan kamuoyu kendisini Rakka'ya hazırlamıştı. Rakka'ya karşı bir operasyon yapılması gerektiğinde. Ama Münbiç'in olması birçok insana kamuoyuna, iç kamuoyundaki kamuoyuna bir sürpriz oldu. Ama burada işte özellikle başını YPG'nin çektiği, Suriye Demokratik Güçlerinin etkenlerinin koalisyonu ikna etmesinin rolü var. Gene bu şekilde neden BAP'ı yapacak operasyonların ya da işte Afrika'ya doğru Şapa bölgesinin neden önemli olduğu vurgulanmalı? Çünkü sonuçta IŞİD kendisini çok daha hızlı şekilde tekrar örgütleyip yeniden gelebilecek çok çok çabucak kolay pes etmeyen bir yapı. Bunun da görülüp ona göre siyaset belirlenmesi lazım. Kobani'nin Afrin'in Kobani ile ve diğer Cezir ile birleşmesi sadece Kürtlerin değil Suriye'de alternatifsiz olan alternatif kendi alternatifini yapmaya çalışan gruplar için de büyük bir avantaj olacak. Yani bu hem Batı'nın evet. Batı için de öyle. Evet. Çünkü sonuçta Afrin'in bulunduğu bölge ticari, ekonomik, tarımsal anlamda çok önemli bir bölge. O bölgenin de mutlaka yani YPG ve Suriye Demokratik Güçleri'nin etkisi altındaki bölgelerle birleştirilmesi lazım. Evet. Bu Suriye'nin kuzeyindeki istikrar için çok önemli. Ve yani Avrupa'ya gelen tehditlerin kontrol edilmesi açısından çok önemli. Sanırım yani bu konuda dediğim gibi Kürt askeri diplomasisi, siyasi diyemeyeceğim ama Kürt askeri diplomasisi önemli bir rol oynayacak ya da oynayacak gücü var. Evet. Mutlu Civiroğlu çok çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için, zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyiciler.